Devam ediyoruz. Annesi Vediye Hanım ve amcası iki evin tek oğlu. Amca burada, Arif Bey burada bizimle birlikte. Şimdi Seher'i çağıralım. Seher'e şu otopsi raporu deniyor ya, açıklayalım bakalım otopsi raporunda ne var. Bakalım Seher ona ne diyecek. Ve çok öğrendiğimiz, çok çok önemli bir bilgiyi de sizlerle paylaşacağım. Bakalım Seher ne diyecek, nasıl tepki gösterecek? Çok dikkatli yayını takip etmenizi rica edeceğim. Lütfen yorumlarınızda Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye yazınız. Buyursunlar Seher, gel bakalım. Gel Seher. Şimdi bugün Aydoğan da aslında canlı yayında olacaktı. Fakat son dakika şu an için vazgeçmiş. Fakat Aydoğan sorularımızdan mı korktu? Hatta Aydoğan bize bazı sorular sordu. Yayın arasında yaptığımız yayını da sevgili izleyiciler sizlerle paylaşacağım. Ama Faruk Aydoğan'ı o yayın arasındaki kesitleri de ekrana getirirsem izleyiciler daha iyi, iyi anlayacaklar. Neden bu soruyu sorduğumu, bu sorunun yanıtını bulmamız gerekiyor Seher. Anladın sen? Neden? Hangi soruyu soracağım? Anladım. Aydoğan'ı Faruk nereden biliyor bir tanem ya? Bilmiyorum abla. Ben daha fazla da konuşmak istemiyorum da. Ben ya da elimden geleni yaptım. Yardımcı olmuşumdur, olamamışımdır. Gerçekten bilmiyorum. Size gerçekten saygı duyuyorum. Hani yaptığınız iş gerçekten daha iyi yerlere gelir inşallah. Hani daha iyi yerlerde ama hani ben yaptığınız şey sadece çok saygı duyan bir insanım abla. Biliyorum. Gerçekten. Teşekkür ederim. Ne kadar hani sinirlendirsem de sizi, sinirlendirsem de hani o bir öfkeli insan hani patlıyor, bir şeyler söylüyor, ağzını istemez de. Yani birisini kırabiliyor. Gel kırdıysam da özür dilerim. Bu kadar. Yardımcı olmuşumdur, olamamışımdır. Bugünkü belgeleri de bir açıklayalım bakalım ya, ne diyeceksin. Ben, belki sen de şaşıracaksın. Çünkü bak ben, Seher, Aydoğan da şunu söylüyor. Peki. Yani biz diyor Seher'le bir şeyler yaşadık ama gizli gizli buluşuyorduk. O buluştuğumuz yerleri Seher biliyor, ben biliyorum diyor. Evet, ikimizden başka kimse bilmiyordu. İkinizden başka bunu söylüyorum ben sadece. Tamam. Uşak'ta hani daha çok hani toplum olan yerlerde buluşuyorduk. Hani hatta hani hiçbir zaman yanlış bir şey yapmadık zaten ikimizden. Bak o otopsi raporunu da ben açıklayacağım. Sana yalan yanlış bilgiler verenler, otopsi raporunu sen kendini birazdan, hatta raporun tamamını sana vereceğim. Sen kendini oku lütfen. Bir bölümü özellikle çok ilginç. Senin söylediklerinden bambaşka bir otopsi raporuyla karşı karşıyayız. Ama onun öncesinde. Şimdi siz gizli gizli buluşuyorsunuz. Buluştuğunuz yerleri sadece sen biliyorsun. Sen ailenden de erkek kardeşine bir de kız kardeşine söylemişsin. Evet. Ama diyorsun ki erkek kardeşinin ve kız kardeşinin Faruk'la bağlantısı yok. Hiç kimsenin bağlantısı Peki. yok. Peki hiç kimseyle bağlantısı yoksa ve sen oraya İsmail'le sana konuş konuş demeye başladığı zaman da zaten Aydoğan senin hayatında yok. Evet. Dolayısıyla bu adam seninle ilgili geçmişe dönük araştırma yapmış. Bilgilere ulaşmış ve bu bilgileri de ya kendisi seni yakından takip etmiş ya da birileri ona vermiş. Olabilir. Her ihtimal göze bulunur. Her şey olabilir. Ya da sen kendine söyledin. Ya ben kendim hiç kimse özel hayatımı anlatan bir insan değilim ki. Yani dedim, ama Faruk seni güveneni kazandıysa söylemez misin Faruk'a? Çünkü söylemem abla. Cinayet hani sırasında da olay sırasında da sen Faruk'u arıyorsun. Ya Faruk güvendiğim nokta şuydu sadece. Sadece şu hani bana evet her şeyi yaptı ama güvendiğim nokta şuydu. İsmail'le konuştum, bir o biliyordu. Ondan başka kimse bilmiyordu. Ona güvenerek dayanarak aradım zaten. Bir de ama o seninle anda, ilgili. Bir de petrole çok yakın olduğu için aradım zaten. Yani. Bak seninle ilgili bilgileri de biliyor ve o bilgiler üzerinden evet, seni tehdit ediyor. Evet, şöyle deyince evet, böyle açıklayınca evet farkında haklısın zaten. Bir evet. şey demiyorum zaten. Haklısınız. Şimdi niye yardım istiyorsun? Böyle bunu yapan adamla sen niye yardım istiyorsun? Niye başkasından değil? Babandan Hayır. niye değil? Yani yardım istediğin adama güvenmişsin. Öncesinde de o istediği için sadece tehdit değil. Faruk bunu yap diyorsa bir bildiği vardır diyerek İsmail'le konuşmayı da devam da etmişsin. Sadece tehdit değil, bak bunu doğru söyle. Tehdide papuç bırakacak bir insana ya, benzemiyorsun. Bak sevgilin, eski sevgilin de öyle söylüyor. O da öyle söylüyor. Benim tanıdığım Seher diyor bu tehditlere hiçbir şey kulak asmazdı diyor. Ama diyor ben ekranda gördüğüm Seher karşısında şaşkınım diyor. İnanamıyorum ben diyor. Ben saygı duyuyorum bir şey değil. Bir onunla yaptığımız yayın arasında biz yayına devam ettik. Aydoğan'la yaptığımız o çekim bir ekranlarınıza getireyim. Başka şeyler de konuştuk. Ha, konuştuğumuz şeyler paylaşılmayacak değil mi abla? Yok yayınlanmayacak. Seher. Orasını vermeyeceğim. Tamam. Tamam rahat ol. Orasını vermeyeceğim. Tamam. Sana söz verdim. Ama orasını ikimizin arasında şu anda. Tamam. Tamam. Bir gelsin lütfen ekranlara. Siz oraya
Singapur'a gittiğinizde sen nasıl bulmayı umut ediyordun İsmail'i? Geldik zaten. Arabada indik. İsmail diye bağırdı. Ses gelmeyeceğini dedim. Öyle arabanın... Öyle insana bağırmadı o. Yok, o başka biri olabilir. Başka biri. O anla nerede ben bilmem. Gerçi orada başka kimse yoktu. Hala Faruk'u koruyorum. Ben Faruk'u korumuyorum. Birisini itiraf edemem burada. Var deyip ben söyleyemem. Ben iftira asla. İftira benim bak, yayınım o değil yani. Kimse şey yapamam abla. Hayır. Çünkü olmayan bir şey adam orada var diyemem. Çünkü ben görmedim. Hayır ben görmedim. Sinem abla da mı görmedi? Söyleyebilirdi bu geldi bu geldi diye. O an orada kimse yok. Taner'le Faruk konuşuyordu kendi aralarında. Ne konuştuklarını duymadım bilmiyorum diyorsun. Kendi aralarını sanki bir şey hallediyorlarmış gibi mi konuşuyorlardı? Ya ambulans ara bilmem şey yap diye konuşuyorlardı. Hani direkt zaten yukarı çıktık ambulans aradı Faruk bir anda. Yani bir kez aradığını şahit. Faruk yukarı çıktı ambulansı mı aradı? Demin öyle dedin. Evet yukarı çıktık ambulans aradı. Evet, konuştuk. Hayır demin dedin Faruk yukarı çıktı ambulans aradık dedin. Yukarı arkadaş çıkmadı. Öyle... Hayır öyle dedim ya. Ben demişim ama yukarı çıktı Taner aşağı dedi Taner dedi aşağı. Faruk yukarı çıktık ambulans aradık Faruk dedi. Faruk inmedi gerçekten vallahi inmedi ya. Öyle hayır öyle diyorsun ya. Ya kelime bir şey şaşmış olabilir. Alttan gizli bir şekilde böyle Faruk'u korumaya ya, devam vallahi, ediyorsun. Ya vallahi Faruk'u niye koruyayım ben ya? Faruk geldi ne geldi benim Faruk yüzüne gelmiyor. Konuş demeseydi konuşmazdım zaten. Ben Faruk'u niye koruyayım bana ne Faruk'tan? Sizin otelde evet kaldığınızı Faruk nereden biliyor? Nasıl öğrendi yani? Bir, o zaman daha sen işte de değilsin. Ser, işte de değilsin. Didem abla bilmiyorum. Hani dediğim gibi Ser'le buluşurken oraya falan giderken böyle çok dikkat ederdik yani. Ama nasıl oldu bilmiyorum yani. Benim de hiç bilgim yok. Yani tehdit etti diyelim. Mevzu bu diyelim yani. Ben Ser yerinde o zaman tehdit etse, beni böyle tehdit etmiş olsa saksa ben öyle bir olay yaşadım. Gelin bakalım. Doğanay bir şey söylüyor arkadaşlar. Doğanay bir şey söylüyor. Bir dakika. Evet. Tamam. Peki tamam. Sana verdiğim sözü tuttum. O bölüm arkadaşlarım kontrolsüz bir şekilde vermişler oraya. Şimdi fark etmişler. Bak sana söz verdiğim için orayı yayınlamıyorum. Tamam. Tamam değil mi arkadaşlar? Öyle mi? Tamam peki. Şimdi bana şunu söyler misin Seher? Diyor ki Seher diyor benim tanıdığım Seher diyor bu şekilde Faruk'tan korkup şey yapmaz diyor. Yani onun dediği şey yapmaz diyor. Ben inanamıyorum Seher'in böyle bir olaya karışmış olmasına diyor. Ben olayın içinde falan değilim. Hı-hı. Karışmış falan da değilim. Ben yaşadığım bir şeyler anlattım bu. Ben bir şeyler yaşadım. Anlatmaya çalıştım elinden geldiği kadar. Herkesin anlamasını sağlamak için her şeyi anlatmaya çalıştım. Ama bazıları anladı bazıları anlamadı. Gene saygı duyuyorum. Hiçbir şey demiyorum yani. Evet, bir suçum varsa dediğim gibi giderim evimde. Jandarma, polis gelir. Alır gider. Ben de cezam neyse de çekerim. Bu da. Ya için desem kanıtlanır. Anne kanıtlanır. Anne kanıtlanır. Kanıtlanır. Ben çektiysem hani onu ben götürdüysem Faruk geldiyse Taner geldiyse o bu geldiyse ben her şeyi şahit ettiyse ben diyorum ki kanıtlanır. Bu her şey dediğiniz gibi her şey ortaya çıkarsa elbet bir gün her şey çıkar. Ben de giderim evimde. Beklerim. Bir suçum varsa da sayın savcım hakimde karar verir. Peki sen o dönemde Faruk'a sonuçta ben İsmail'le görüşmek istemiyorum. Sevdiğim biri var lafını sen Faruk'a söylemedin mi? Söyledim. Tamam. Faruk da ondan sonra araştırmıştır yani. Olabilir. Ama kim ben olduğunu İsmail'i bulmuş. Ben İsmail'i gerçekten açık ve net diyorum. İsmail'i söyledim ama ben. Ama o sırada Faruk şey pardon bir dakika Bediye Hanımcığım. Bediye Hanımcığım. Bediye Hanımcığım bir saniye lütfen. O sırada tamam haklısın çok haklısın. Neden oğlumla madem hayatında o sırada bir sevdiğin biri vardı? Ya ben bunu İsmail'e açık açık söyledim mi ablam ya? Gerçekten söyledim bak. Gerçekten söyledim. Ben kendime. Şu sesleri. Sen kimsin yani? Ben çekmedim kimseye. Ne konuşmayın, ne telefonumu değiştiriyor. Telefon benim değil mi? O zaman değiştirin, sonra değiştirin. Çıktı ondan. Özellerim bugün çıksa geri çıkar benim. Ne değiştiriyorsun madem telefonumu? Değiştirin, ben ayıp değil bu. Oğlanın hayatı gitti ya. Ben mi kaybettim oğlum, ben mi yaptım? Tabii sen yaptın. Hayır. Vuramazsın ama olmaz. Hayır. Yeter be. Vuramaz. Ben hala Faruk'u koruyorum. Nereye bakacağım ben Faruk'tan ya? Faruk aşağı, Faruk yukarı, Faruk aşağı, Faruk.
misiniz lütfen? Yeter be! Uçaktan çıkıyorum. Bağırın şimdi! Bağırın! Bağırma! Arkadaşlar yani Bediye lütfen bir sakin olursan Seher'e soracaklarım vardı. Nasıl soracağız şimdi? İşine gelmedim kaçıyor dedim. Açıklayacaklarım ya. Vardı. Nasıl açıklayacağız? Nasıl soracağız? Muhatabımız o Bediyeciğim. İşine gelmedim kaçıyor. Seni başka bir bunu kaç ettiler yani. Seni başka bir ediyorlar. Başka bir arkadaş aktüel kamera gitsin ben Seher'i orada bir göreyim ama. Ama mı anladınız? İşine gelmedim kaçıyor ya. Ama iyi anladınız. Tamam. Tamam biz Seher'le konuşalım. Bediyeciğim ama öyle yaparsan seni dayanamıyorsan başka stüdyo alayım mı canım? Dayanamıyorsan bir Seher yanına gideyim mi ben? Hala Faruk Faruk diyor ya. Arkadaşlar Seher ne durumda? Seher nerede ne durumda? Ne durumda gideyim mi yanına ne yapayım ben ya? Ya hayır şimdi o da tamam gidiyorum yanına ben. Tamam gideyim ben tamam ben Seher'in yanına gidiyorum şimdi. Ben Seher'in yanına bir dakika durun bir dakika durun durun dur. Niye bu kadar öfke nöbeti geçirdi? Tamam biliyorum biliyorum şu anda inanılmaz öfkeli. İnanılmaz öfkeli. Tamam. Tamam. Tamam Seher. Seher. Tamam ben buradayım. Ben buradayım. Ben buradayım. Seher. Seher. Bir şey söyleyeceğim sana. Aşkım benim canımın içi. Çıkarayım onu stüdyodan çıkartacağım. Onu stüdyodan çıkartayım ben. Çıkartmayın ya. Tamam Bediye çıkartacağım sana. Ben soru, benim sana sorma. Otopsi raporunu sana açıklayacağım. Otopsi raporunu açık. Tamam arkadaşlar evet. Tamam bir dakika otopsi kapıyı kapatın. Otopsi raporunu açıklayacağım. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Gel lütfen. Gel. Gel. Sen de merak etmiyor muydun otopsi raporunu? Ağlama ne olur ya. Ay yazık ama ya. Ama lütfen ya. Yeter artık bunu yeter artık. Tamam. Şu otopsi raporunu bak sen duydun ya. Sen de bir duy otopsi raporunu kızım benim ya. Sorularımız var. Sen şey yapmadın tabii ki bize. Ne yapacaksın? Ama sen bazı şeyleri acaba hatırlamana yardımcı olacağız seni. Bak bazı şeyleri hatırladın ve söyledin Seher. Tamam mı? Seher. Ben oturayım şöyle. Bakar mısın? Bak otopsi raporunu merak ediyorsun ya. Onu açıklayacağım ben birazdan. Sakin ol lütfen. Tamam mı? Sakin ol. Tamam. 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 Tamam mı? Derin derin nefes al. Burnundan al. Ağzından ver. Burnundan al. 3 saniye tut. 1, 2, 3 ver. Burnundan al. 1, 2, 3 ver. Bir daha yapalım. Burnundan al. 1, 2, 3 ver. Ben onlar için yayından geldim ben. Bugün hala duruyorum ya. Yardım etmek için her şeyi yapıyoruz ya. Bak bugün olmasın ya. Aşağı bari yukarı anlıyorum. Evladını kaybetmiş ben anlıyorum ama benim farklı bilgim yok ya. Tamam. Ben bugün
bugün otopsi raporunu açıklayacağım, bir belge daha açıklayacağım. O yüzden çok kıymetli senin yayında olman. Öyle değil. Hadi burada düşüyoruz beraber, içeri geçelim. Tamam mı aşkım benim? Hadi gel. Arkadaşlar ben bu topuklularla inşallah kalktım. Evet. Ay, çıkarsam ayakkabılarını yanlayak yanına yapacağım. Hadi gel aşkım benim. Gel bir tanem. Hadi gel. Şu raporu da herkes sana yalan yanlış şeyler söylüyor ya. Gel şu diğer taraftan mı geçelim? Buradan geçelim. Üşümdün sen biraz ya. Gel bakalım aşkım gel. Bediyeciğim. Öfkeli olduğunu anlıyorum, acılı bir annesin. Fakat benim yayını devam ettirmem ve bazı şeyleri seyre sormam gerekiyor. Lütfen biraz sakin olmanı rica ediyorum. Eğer sakin olmayacaksan seni ayrı bir stüdyoda alabilirim. Ayrı bir stüdyoda ama senden çok isram ediyorum. Çok rica ediyorum. Muhatabımız o. Öfkelenebilirsin ama üzerine yürümek yok. Yalanları söyle. Tamam Bediyeciğim, bir konuşma artık. Ben sorularımı sorayım. O soruların cevabı çünkü seherde. O soruların cevabı seherde. Burnuna nefes al. Ağzını kapat. Ver şimdi nefesi. Burnuna nefes al. 3 saniye bekle. Ver nefesi. Tamam. Şimdi bir fotoğraf yayınlayacağım Seher. Arkadaşlar önce fotoğrafı yayınlayıp sonra canlı yayını yapalım mı? Ya da evden şu anda arkadaşlarımız hazır mı? Pınar, bana bilgi verir misin? Pınar nerede? Hangisi hazır? Hangisi hazır? Pınar bir şey söylüyor. Pınar hangisi hazır?